Evet, bugün normal bir makreme örgü çalışması yapacağız. Sıradan herhangi bir figüre nasıl bir makreme örgü yapıp belime ayarlanabilir bir bileklik yapabilirim sorusunun cevabı bu videoda. Öncelikle bu çakmağı kenara alıyorum. Makası kenara alıyorum. Diğer malzemeler burada kalıyor. Uzun iplerimi şimdilik kenara alıyorum. Bunları bilekliğin iç kısımlarını, örgü kısımlarını yaparken kullanacağız. Öncelikle figürümüz. Ben bu figürü seçtim. Sonsuzluk figürü, üzerinde taşlar var. Bunun kenarlarında bakın bu şekilde yana doğru bir ip takma bölümü var. Ama genelde bu aşağı doğru olur. Yani düz olur. O zaman örgü çok daha rahat ilerler. Bunları yandan taktığımız için farklı bir uygulama yapacağız. Bazen de figürlerimizi de şu şekilde ortadan geçirerek, yani şuradan aradan geçirerek çalışmaya başlayabiliriz. Bu tamamen seçtiğimiz şeye bağlı ama mutlaka iki tarafına ip gelecek şekilde bir figürümüz olması gerekiyor. Bu yana doğru olduğu için dediğim gibi bundan bir kere de geçiriyorum. Eğer figürüm böyle olsaydı, böyle değil dediğim gibi böyle olsaydı bundan mutlaka İki ipimi birden aynı anda geçirecektim. Şu şekilde geçirecektim. Daha sonra ipleri bunun arasından alıp burayı sıkıca düğümleyecektim. Ama bunu öyle başlayamıyorum çünkü bu sefer ipler buraya doğru dönük ve yamuk kalıyor. Bu nedenle bundan ipin bir kısmını geçirip İki ucunu eşitledikten sonra sabit olması için bir düğüm atarak başlayacağım. Evet, iplerimiz artık figüre takılı şekilde hazır. Bir kenarını, şu boncukları da kenara alıyorum, bunları da daha sonra kullanacağım. Bir kenarını daha sonra kullanacağım için önümüzdeki tahtaya sabitliyorum. Çalışacağım alan böylece bu taraf belirlemiş oluyorum. Diğer taraf orada kalacak. Yapabiliyorsanız benim gibi alt kısmını da tahtanın diğer kısmına sabitlerseniz çok daha rahat çalışırsınız. Evet, tahtaya sabitledikten sonra tekrar uzun ipimizle, bu sefer kısaları takmıştık. Uzun ipimizle başlıyoruz. Bundan sonra bileğe gelen makrome kısmını öreceğiz. İlk başta ipi eşitliyoruz. Bu şekilde. Düğüm atarsak kayma ihtimalini en azı düşürmüş oluruz. Tam ortasından bir düğüm. Bu şekilde sabitledik. Sağdan sola başlayalım. Bu burada. Bunu buraya attık. Bakın bunu önce üstten sola attık. Daha sonra bu ipimizi bunun üstünden attık. Altından geçirerek şuradaki halkayı kaldırıp bunun içine sokuyoruz. Ne yapıyoruz? İki uçtan çekiyoruz. Düğümümüzü tam olması gereken yerde sıkarak düğümlüyoruz. Ne yapmıştık? Sola atmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Sağa atıyoruz. Sağa attık. Bunu üzerine getirdik. Altından geçirdik. Halkanın içinden aldık. Ve iki ucundan ipi çekerek düğümümüzü sabit. Bakın oluşmaya başladı örgümüz. Sabit ilerliyor. Evet. Aynı şekilde soldan altından geçirdik. Ve düğümledik. Evet. Sağdan bu sefer altından geçirdik. Ve düğümledik. İlerliyoruz. Aynı şekilde sırayla bir sağdan bir soldan yapıyoruz. Bazen
günün ortasında ya da işte ne zaman yapıyorsanız bir başka işiniz çıkabilir. Yarım bırakıp öldüğü gidebilirsiniz. Bu durumda nerede kalmıştım? Benim kızım biliyorsunuz tasarımcımız. O ilk başlarda zorlanıyordu. Onun gibi bir durumda kalırsanız bunu anlamanız çok basit. Şuradan bakın, şu kabarık kısmı, son yaptığımız çizgiye baktığınızda kabarık kısmı hangi kısmıdır? Üzerinden attığımız kısımdır. Yani ben biraz önce ne atmışım? Şöyle üzerinden atmışım. Demek ki bu sefer böyle üzerinden atacağım. Sırayı bozduğumda bir sıra bozulursa maalesef örgü hoş görünmeyecektir. Evet, biz müşteri siparişleri de alıyoruz biliyorsunuz. Müşteri siparişleri de alınca burada önemli olan santim, bilek santimi çok önemli. Ne kadar ayarlanabilir de olsa ince göstereceğim ben size. Bu örgünün bir şurada kalması var, bir buraya kadar gelip tam kapanması var. Yani şurada bırakılan bir örgü, maalesef şurada bırakılan bir örgü hoş görünmez. Şuraya kadar gelmesi için müşterinin bilek ölçüsü de önemli. Evet, şimdi buraya kadar ördüğüm kısma bakarsam ölçümü aldığımda 7 santim. Nereden nereye kadar? Figürden düşüneceğiz. Figür şuraya kadar gelirse 7 santim nereye geldi? Buraya geldi. Yani bence bir taraf için yeterli uzunluğa ulaştık. Şimdi birçok kişi bu aşamada bir düğüm atıyor. Böyle ya önden ya arkadan düğüm atıyor. Ve daha sonra ipleri kesiyor. Fakat o maalesef ki şurada bir toplanma yapıyor ve onun açılması çok daha kolay olduğu için bunu yapmamalıyız. Ben direkt buradan kesiyorum. Şu uzunluk yeterli. Çok uzun bırakırsanız buraya gelecek olan düğüm yanık kısmı çok fazla olur. Çok kısa olursa da daha sonra açılma riski olabilir. Bu güzel bir ölçüm. Ne yapıyorum? Evet, şuradan alayım artık. Daha yakın hissediyoruz. Kendimi daha rahat çalışmak için. Bunu elimize alalım. Bu şekilde olunca gördüğünüz gibi neredeyse hiç belli değil ve gayet güzel yapıştı. Çok uzun süre hiç açılmadan kullanılabilir. Evet. Bu kısım bu şekilde tamamlandı. Şimdi ipliğin diğer kısmını aynı işlemleri yaparak göreceğiz. Öncelikle bunu iğnelerimizle baştan beri panamda bekliyor. Zaten bu iğneler
panoya bir örgü arasından sabitleyeceğiz. Böylece örgü örerken tekrardan bunlar kaymayacak. Ama dikkatli yapın bu iğneleme işine. Örgünüzü bozmayın. Bunu bu şekilde, bunu da bu şekilde alıyorum. Bir yaklaşık bir ihtiyacımız var. Bunu da yine biraz önceki gibi ilk önce düğümle iplerimi sabitleyerek başlıyorum. Daha sonrasında da aynı bileklik kenarını yaparken uyguladığım makreme örgüyü burada uygulayacağım. Bu kısımda bazen ben kızımla birlikte birbirimizden yardım isteyerek yapıyoruz. İşte ben ona diyorum şu iki ucundan tutar mısın? O bana diyor tutar mısın? Tutarak birisi tuttuğunda tabii ki çok daha kolay oluyor. O gerginliği yakalayabiliyorsunuz çünkü ipler arasında. Diğer türlü tek başınıza yaparken biraz gergin tutmak açıkçası sıkıntılı olabiliyor. Bu ilk örgüyü yaptıktan sonra da size şöyle de bir tavsiye verebilirim. Bu dördünü birden tekrar buraya tahtama sıkıştırıyorum. Sıkıştırdığım zaman bakın buradaki hareketi önlemiş oldum. Bir de buradaki hareketi önlersem bu gerginliği başkasına tutturmadan da kendim sağlamış olacağım. Evet, asansörün çok kısa olması da iyi değil, uzun olması da iyi değil, makbul değil. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar orta ölçüde yaparsak asansörü o kadar kıymetli olur. Küçük olursa çok çabuk kayar, bilekte ayar bozulur. Uzun olursa da gereksiz bir burada böyle bir kalın yer kaplar. O nedenle orta ölçüde olması gerçekten çok daha sağlıklı oluyor. Evet, asansör de tamamlandı. Şimdi yapacağım işlem tabii ki ilk önce örgü düğümünü kesmek. Yani ayarını yapmadan önce hangileriyle ördüm, sonradan eklediğim şu iki ipi örgüden ayırmak olacak. Evet. Evet, şimdi asansör kontrol ediyoruz. Mutlaka nasıl hareket ediyor ona göre hareket etmeyebilir. Bazen çok yapıştırılıyor, insan kaçırıyor yanını ve bilekliğe sabitleniyor. O zaman hareket etmiyor. Bundan sonraki aşamalarında ilerlemenin anlamı yok. O zaman onu sökeceksiniz. Bir daha yapacaksınız. Evet, şimdi bilekten geçecek şekilde bir ölçü alıyoruz. Daha önce de dediğim gibi müşterinin burada ölçüsü de çok önemli. Ama ölçüyü biliyormuş gibi düşün, bilekten bakın rahatça geçmesini sağlayacağım. Bu ölçü bence ideal. Böyle dar dar da sıkı geçirmeye de gerek yok. Dolayısıyla burası bilek ölçüsü için iyi ama bunu ortalamam lazım tabii ki. İki tarafta da eşit uzunlukta ip bırakmam lazım. Şuradaki mesela bir tanesi fazla gevşek, bir tanesi daha derin, onu ayarlamam lazım. Tabii her kez bu kadar dikkatli yapmayabilir ama ben bir ürün olarak sattığım için bu konularda aşırı tabii ki dikkat ediyorum. Sonuçta şurada geri kalan bir kısım var. Diğer tarafta da orayı istediğiniz renk bir boncukla
mutlaka kapatalım. Direkt düğüm de yapabilirsiniz. Ama bu sefer bir düğüm değil, 2-3 düğüm atmaya dikkat edin. Yoksa açılabilir ya da bilekliğin asansörün içinden kayabilir. Evet, ölçüyü aldığınız için istediğiniz yakınlıkta bunu burada tutabilirsiniz boncuğu. Ucuna takmanıza gerek yok. Boncuğu sabitlemek için ucunu düğümlüyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Ve düğüm attıktan sonra ne yapıyorum? Tabii ki yine kesiyorum ve yine uçlarını yakıyorum ki bu düğüm açılmasın. Evet, iki taraflı da boncuklarımızı taktıktan sonra kapamamız ve bilekliğimiz tamamen bitti. Kendi bileğimde gösteremeyeceğim. Neden? Çünkü şu kapamayı yapmakta zorlanacağım tek elle. Normalde yapabilirim ama size daha iyi gösterebilmek için, sergilemek için kullandığımız yastıklardan birinde göstereceğim. Evet, bilekliği giydirdim. Unutuladım, arkasını döndürdüm. Burada ne yapıyorum? Her iki taraftan da eşit oranda çekerek, bakın burası da bilekliğin sarkan kısmı, o en hoş görünen yerlerinden bir tanesi. Bilekliği tamamlamış bulunmaktayız. Mutlaka kanalımıza abone olun. Ayrıca Instagram'dan Miss Ses Tasarım hesabımızı da takip edin. Orada çeşitli tasarımlarımız var ve yeni ürettiğimiz ürünleri paylaşıyoruz. Nasıl yapıldığını merak ettiğiniz ürünler olursa yorumlara buraya yazarsanız ben ilginizi çeken ürünün yapılışını anlattığım yeni videoları çekerim. Siz de kanalımızda bulabilirsiniz.